bölgesel İzzet Faysal ruh ve sinir hastalıkları hastanesi olması hususunda karar verdik. İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılacağı yönündeki söylentileri İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal açıklık getirdi. İzzet Baysal Şükran Günleri'nin açılış töreninde amcası İzzet Baysal'a yazdığı mektubu okuyan İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2016 yılında bölgesel ruh ve sinir hastalıkları hastanesi olacağını söyledi. Ve ihalesini bu sene sonunda yapıyoruz. Seneye amca ben güvendim ve inandım. İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal'ın İzzet Baysal'a yazdığı mektupta İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi hakkındaki söyledikleri şöyle. Biz vakıf olarak, bakın yönetim kurulu olarak İzzet Baba'nın İzzet Baysal Devlet Hastanesi olarak kurduğu hastanenin Hastaneler Birliği Başkanlığı'nın önerisi doğrultusunda biz yönetim kurulu olarak evet burası bu vaziyette kalacağına bölgesel İzzet Faysal ruh ve sinir hastalıkları hastanesi olması hususunda karar verdik. Ve mühim olan nokta şu sayın sevgili amcam, cevabını alamadık son güne kadar. Cevabını alamadık. Bolu'da hakikaten o hastane durumu haklı olarak İzzet babalarına eserlerine sahip çıkan halk tarafından İstanbul'a kadar şikayetler geldi. Ve neticede sevgili amca dün akşam Bolu'da her sene olduğu gibi vakfımız senin adına hatim ve mevlüt okutuyor biliyorsunuz. O mevlüt okuturken cebime bir telefon gelmiş. Açamadım tabii, kapalıydı. Evime öğretmen evine döndüğümde beni arayanlara baktım. Arayanların biri sayın operatör doktor Metin Tahaoğlu. Bana şu müjdeyi verdi. Bunun bütün bulların bilmesini istiyorum. Ahmet Bey, hastane başhekimliğinden müjde geldi. Sizin de benimsediğiniz o hastane aynı İstanbul'un ruh ve sinir hastalıkları hastanesi gibi Bolu'nun bölgesel İzzet Baysal ruh ve sağlık sinir hastalıkları hastanesi haline getiriyoruz. Bu senenin ne kadar, bu sene sonuna kadar projesini yaptırıyoruz. İhtiyaçları neyse Doktor Hilya Ensariyan'ın da görüşüyoruz müşterek. Ve ihalesini bu sene sonunda yapıyoruz. Seneye amca ben güvendim ve inandım. O hastane, çünkü bakanlık da tahsisatını da vermiş. Metin Bey bana o müjdeyi de verdi. Öylece sevgili amca bugün sana biraz üzüntüyle bahsetmeye başladığım o devlet hastaneyi, hastanem netice olarak ben çok mutlu oldum hakikaten.